Beyaz Show devam ediyor. Böyle bir derdiniz varsa her zaman açın, gelin, yardım edelim. Geleceğim sohbete ama bir telefon alalım. İlk telefonumuzu Melike Kocakaya Manisa'dan. Melike'cim iyi geceler. İyi geceler Mezut. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum. Oldu o zaman madem. Hangi üniversite? Celal Bayar Üniversitesi. Yok, Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Nasıl tahmin edemedik biz bunu? Bak hiç aklımıza bir... Peki, soruların var mı? Hemen alalım Melike. Evet, var. İlk başta Gökçe Bahadır'a sormak istiyorum. Gökçe Bahadır'a, buyurun. Merhaba. Merhaba. Kayseri dizisindeki rolünüz diğerlerinden çok farklı. Bu rolü kabul ederken aklınızda soru işaretleri kaldı mı? Etrafınızda ne tepkiler aldınız? Evet. Şimdi bu tabii aslında yani bu soruyu ben de tam soracaktım. Sen Melike bunun üzerine geldin. Madem öyle buradan devam edelim. Evet. Şimdi merak edilen bir konu. Zor bir rol. Yani seçerken de aslında hani direkt soralım. Neden bu rolü tercih ettin? O kadar şey geldi ama bunu seçtin. Öncelikle işi seçmemde senaryo beni çok etkiledi. Hı hı. Önce onu söyleyeyim. Senaryo çok ayırt ediliyordu diğer okuduklarımdan. Evet. Sonra rol. Aysel bence bugün her kadın oyuncuyu heyecanlandıracak bir rol. Çok böyle iştah kabartan bir rol. Çünkü çok, bilmiyorum ya, olay bir kadın Aysel. Evet, kesinlikle. Ben okuyunca bunu oynamam lazım dedim. O kadar... Çok çok heyecanlandım. Okurken oynadığını gördüm. Evet, gördüm. Yani gözümün önüne böyle kareler geldi ve kendimi onun içinde gördüm çok rahatlıkla. O yüzden de pek endişe etmedim. Tabii ki endişelerim oldu. Hani yaprak dökümü gibi uzun bir işten sonra, Leyla'dan sonra işte nasıl olacak, nasıl tepkiler gelecek, ben becerebilecek miyim gibi endişelerim oldu tabii ki. Sırtıma bir yük bindi açıkçası. Ama şu anda... Yani benim beklediğimden bile çok daha iyi tepkiler alıyorum. Herkes Aysel'i çok benimsemiş durumda. Valla ben internette nereye girdiysem, hangi gazeteyi açıp seninle ilgili programa çalışırken bir şey okuduysam sahiden çok olumlu tepkiler var, çok güzel tepkiler var. Yani hem altından kalktığınla ilgili hem de yani sen VJ'likten geldin. Doğru mu? Yani Fenerbahçe TV'de de yaptın, i̇şte daha sonra başka bir yerler... Radyo, evet hepsini yaptım, tiyatro. Yani kademe kademe yaprak dökümündeki Leyla da zor bir roldü ama evet. Başrol değildi. Değildi, evet bu benim şimdi ilk... Şimdi burası başka bir rol yani. Hani evet. Burada cidden bütün dizinin bir kısmı senin omuzuna biniyor ve bunun altından kalkman diye bir şey var. Evet. Yazılanlar çok güzel. Okuyor musun yazılanları? Okuyorum. Çok çok keyif alıyorum okudukça da. Evet. Çok güzel bir şey. Böyle geri dönüşler olması çok güzel. Ben bir şey ekleyeceğim. Tabii. Yani bu Gökçe'nin oynadığı karakter... Tabii ki sivri ve keskin bir karakter. Bu herkes bunun altından kalkamaz. Yani her oyuncu bunu oynayabilir, olabilir ama bunu beğendirmek, bunu doğallaştırmak hakikaten çok zor. Yani ben ilk bölümü seyrettiğimde hani sen sanki bu role çok iyi hazırlanmışsın. Yani kafanda ve ruhunda bu rolü çok... Benimsemişsin, onu direkt ben aldım yani. Ama şöyle bir şey yapmış benim bildiğim. Dizideki evde, oynadığınız evde sen bir süre kalmışsın. Yani şeyden önce. Dizi çekilmeden önce. Evet, Aysel'in evinde birazcık böyle bir yani orada biraz oturdum, kalktım, baktım. Yattın uyudun mu evde? Yok. Yok yani, ama gittin geldin ama eve gittim, yani. Ama gittim geldim. Evet, eve gidip geldim çünkü gerçekten çok bambaşka bir dünya. Hiç bilmediğim bir dünyası var. Ve onu keşfetmek istedim. Çok da bir şey izleyip, çok da birileriyle hep diyorlar ki işte birileriyle konuştun mu, sohbet ettin mi böyle. Öyle bir şey yapmadım. Ya işte nasıl yapmadın yani? Mesela yapmadım. Bu garip bir şey değil mi? Mesela dizi Beyoğlu'nun arka sokaklarında çekilmiyor mu? Evet. Hayat oradaki Trabzonlu aile oraya gelmiyor mu? Evet. Yaprak dökümündeki aile Trabzonlu değil miydi? Bir Karadeniz. Bu aile Trabzonluydu değil mi? Evet. Evet. Bak neler yakalıyorum. İşte bu evet. Hep böyle incelik bunlar yani. Onlar da Karadeniz. Geldim Beyoğlu'nun arka sokaklarına gittin mi hiç hayatım boyunca? Gitmedin. Gitmedim. Hayatım boyunca böyle orada bir... hiç oturmadım, yaşamadım. Öyle biriyle tanışmadım. Bu mesleği yapan birisiyle tanışmadım. Tanışmadım. Bilmiyorum. Peki ne yani? Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Kodunu güzel çözmüşsün enteresan ama bir yani. Şey bu. Çok enteresan. Yani
Özellikle izlemek istemedim. Düşündüm ne yapsam, acaba nasıl bir çalışma yapsam, ne yapsam diye. Birinden etkilenmek istemedim. Tamamen benim yarattığım bir karakter, benim yarattığım bir Aysel olsun istedim. Bence de çok iyi olmuş. Sakın sözünü unutma çünkü bir step sonrası bıçak sırtı gibi bir yer. Hayat kadınını oynayayım derken o klasik hareketlerle evet, bayağılaştırır. İşte. Halbuki herkesin bir hayatı var. Kimse de o kadar bayağı değil. Mesleğin ne olursa olsun kesinlikle, yani. Kesinlikle tabii ki. Onun için de bir kaydırırsan yani o bizim televizyonlarda izlediğimiz hayat kadınını oyna. Al da yani. Aslında güzel, şey, böyle, öyle bir şey olsun bir şey istemedim. Yani. O artık tip oluyor. Ya ben bu kadının çok yaşayan bir kadın olmasını istedim. Gerçekten izlediğimiz zaman orada öyle bir kadın yaşıyor densin istedim. O yüzden hiçbir şeyden etkilenmek istemedim ve kendimce bir karakter çıkardım. Vallahi harika. Küfür etmeyi de öğrenmişsin, doğru mu? Evet. Okuduklarımızda. Evet. Çünkü ciddi biz senin rollerine baktık yani bir şeyler ayıklayalım diye, ne yapıyorsun diye. Küfürlerin arasından çok az bir şey bulabildik yani hani şey. Hayır şeyden dolayı çok söylüyorum. Çok bitleniyor ve. Sen günlük hayatında hiç küfür etmeyen birisin. Evet, hiç etmiyorum. O bana zaten çok ters. Kim öğretti sana küfür etmeyi? Yani dizideki yani öyle küfür etmeyi. Evde bol bol kendi kendime küfür etmeye başladım. Mükemmel. Arkadaşlarına falan sordun mu yani? Evet, nasıl, arkadaşlarıma sordum. Şu biraz. Durumda nasıl küfür ediyor evet, falan diye. Çünkü öyle bir şey ki bu kadın hapşırır gibi küfür ediyor. Yani çok doğal küfür ediyor. Evet. Ve küfür ettiği zaman da ilk defa değil de böyle defalarca küfür ediyormuş gibi küfür ediyor. Alerjik lazım. Yani hapşırır. Böyle evet. Yani, evet doğru. Çok doğalında var küfür etmek. Ben oradaki lafların çoğunu ilk defa söylemişimdir herhalde hayatımda. Ve onu ilk defa söylüyor gibi olmamam lazım ve sırf ağzından çıkan laf da değil, yani hareketlerin beden dili de ona uyması lazım. O yüzden böyle evde ayna karşısında biraz böyle işte. Hoşuna gitti mi? Yani bu yeni güzel hayat ya, hoşuna güzel, gitti. Güzel, iyi geldi ya. Vallahi. Var, rahatmış, niye biz küfür etmiyorduk ya falan geldi. Yani. Arkadaşlar insan rahatlıyor. İyi gitti, deşarj oluyor. Kendimden söylemiyorum evet. Ya. Yani Aysel'in o tavrından kendinde bir şey buldun ya. Evet evet buldum. Bundan sonra daha rahat olacaksın. Bundan sonra rahatım yani. Gökçe Hanım bir imza alabilir miyiz? Aysel'in imza falan. Hocam sen Gökçe'nin hocası değil misin? Yo estağfurullah. Ama öyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde onun hocalığını yapmadınız mı? Yok yani bir iki dersine girmiş olabilirim ama hocalık... Evet dersime girmişti doğru. Yapmadım yani. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh dude.